Çinkonun en sık rastlanan oksidinin formülü ZnO'dur. Temel haldeki bir çinko atomunun elektron konfigürasyonunu yazın. Bunu farklı şekillerde yapabiliriz. İşe çinkonun periyodik tablodaki yerini bularak başlayalım. Bazı sınavlarda size yardımcı olması amacıyla bu periyodik tabloyu verirler. Bir bakalım çinko burada. Az önce de söylediğim gibi bunu farklı şekillerde yapabiliriz. En basidi, Çinko'dan önce soy gazla başlamaktır ve Çinko'dan önceki soy gaz da argondur. Evet, Çinko argonla aynı elektron konfigürasyonuna sahip olacak ama 4s. Alt kabuğuna 4 tane daha ekleyeceğiz. 4s1 ve 4s2. Yazıyorum. Argon 4s2. Sonra da işi biraz fazla basitleştirmek gibi olacak ama elektron konfigürasyonu yaparken S alt kabuğunu doldurduktan sonra 3D alt kabuğunu bir daha doldurmayı düşünebiliriz. 3D1, 3D2, 3D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 4S2, 3D10. Dördüncü satırda iki tane de istisna var. Krom ve bakırın kabukları bu şekilde dolmuyor. Merak ediyorsanız bunların nasıl olacağına ayrıca bakabilirsiniz. Ama burada gördüğünüz temel haldeki çinko atomunun elektron konfigürasyonudur. Bunu önce argonun elektron konfigürasyonunu yazıp sonra da 4s2 3d10 yazarak da yapabilirdik. Hatta gelin yapalım. Fazla mal göz çıkarmaz değil mi? 1s2'yi doldurduk. Yazıyorum 1s2. Sonra ikinci satırdayız. 2s2. Ve bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2p6. 2s2, 2p6. Bundan sonra da üçüncü satıra geçeceğiz. Bu arada şu an yapmakta olduğum şeyler hakkında herhangi bir fikriniz yoksa elektron dizilişi adlı videomuzu ve bu konudaki diğer birçok videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Devam edelim. 3s2 ve 3p6. Bu alt kabukları da doldurduktan sonra argonun elektron konfigürasyonunu elde etmiş oluyoruz ve bundan sonra da 4s2 ve 3d10'u ekliyoruz. Bu iki cevaptan biri işimizi görecektir. Sorunun ikinci kısmına da bakalım. Temel haldeki bir çinko atomu oksitlendiğinde hangi alt seviyedeki elektronlar kullanılır? D blok elementlerinin ilginç yanı da bu. Ve az önce alt kabukları doldurmaya başladıktan sonra yani 4s2'yi doldurduktan sonra 3d10'u yeniden doldururuz dememin sebebi de buydu zaten. Neden diyecek olursanız nötr bir çinko atomunun en yüksek enerjili elektronları yani çinkodan ayrılabilecek elektronlar d elektronları değil 4s 2 elektronlarıdır. Hangi alt seviyedeki elektronlar kullanılır? 4s elektronları. Not edelim. 4s alt kabuğundaki elektronlar. Bu arada bunun neden bu şekilde gerçekleştiğini merak ediyorsanız size biraz daha araştırma yapmaya yönlendirmek istiyorum. Bunu kafanızda da canlandırabilirsiniz. Aslında enerji seviyelerine baktığınızda 3D ve 4S birbirine çok yakındır. Ama tepkimeye girecek olan elektronların çoğu zaman daha dışarıda olan 4S1'dekiler olduğunu görürüz. Bunların en yüksek enerjili elektronlar olduğunu da düşünebilir ve çinkodan elektron koparmaya başladığımızda 4S elektronlarını koparacağımızı düşünebilirsiniz. Evet. 4s elektronlarının kullanılması çok daha olasıdır. Hatta 4s elektronları kullanılacaktır diyebiliriz.